kendisi işte babalayı mı çıkar? Kendi YouTube kanalında mı herkese böyle açık yayın yapar bilmiyorum. Kılıçdaroğlu bu yayını yapacak. Seve seve yapacak. Halktan onay aldıktan sonra pazartesi günü ne konuşacaksa konuşacak. Yani şurada soframızı büyütmeye devam edeceğiz lafı benim için rahatsızlık verici bir cümledir. İlk önce bir dinleyelim. İki dakika ben sabredebilirim Kemal Bey'e. Çünkü bugüne kadar ne zaman konuştuysa çok bir faydasını görmedim. Ne kendisinin ne de diğerlerinin. Dinleyelim bakalım şimdi, sonra fikrimi öğrenelim. Biz bu yola çıkarken... Ses iyi mi? Biraz daha açayım mı? Açayım, ne olacak? Hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece Ceberut Sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor. İttifaka zarar veren demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden hamleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız. Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne de partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz. Alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan'ı da, Erdoğan'ın propaganda makinesini de yeneriz, yeneceğiz. Emin olun, yeneceğiz. Sevgili... Şimdi yayını bir bekleyin. Bir 40 dakika konuşacağım. Çünkü konuşacak çok şey var. 40 dakika konuşayım. Ondan sonra da sizin yorumları da yandan çekeriz. Birincisi, Meral Hanım 6 Mart'ı beklemedi. Bugün konuştu. Çünkü Kemal Bey'in söyleyeceği her ne varsa Kemal Bey kendini ilan edecekti belli ki. Rahatsız oldu bundan. Ve dedi ki ben artık masada yokum. Bu altılı masa artık beşli masa. Ama dün zaten denildi ki Kemal Kılıçdaroğlu da masada res çekmiş. Demiş ki ben zaten beşli masayla da karar alırım falan filan. Şimdi masanın genişlemesi hikayesinde hikaye şu. Muhtemelen HDP de masaya davet edilebilir. Başka partiler, başka parti kaldı mı bilmiyorum. Zaten ne varsa alt üst hepsini topladılar. Ondan sonra. Dolayısıyla altılı masa denilen olay artık beşli masa. Şimdi soru şu. Mesut kardeşimin sorununa da cevap vermiş olurum. Altılı masa benim ne işime yarıyor? Yani soru basit. Altılı masa benim umurumda değil. Yani altılı masada bir İYİ Parti vardı, bir de CHP vardı. Onun dışında AK Parti'nin B planı gibi duran Ali Babacan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu ben ne yapayım? Diğer ikisi umurumda bile değil. Ama onlardan gelecek %3-5 önemli. Arkadaş onlardan gelecek %3-5 önemli de şu matematiği yanlış yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Biz hep beraber yöneteceğiz. Başkanlığı 6'ya böleceğiz.
Yok ya. Niye paşam? Sen kimden alıyorsun bu yetkiyi? Herkes aldığı oy oranında zaten milletvekili bir şey çıkartır. Ben Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun 6'da 2 oranında yani 3'te 1 oranında gücü olmasını istemiyorum. Ki diğerleri de artık ne al diyecek bilmiyorum. Özetle biz böyle dönüşümle otururuz altımız. Ya altılı masa zaten baştan saçma. Bir grup ahmak bugün bana diyor ki altılı masada işte şikayet ediyorsunuz ama Kemal Kılıçdaroğlu kurdu altılı masayı. Bana ne abi altılı masayı kurmasına? Altılı masa bir yere ulaşmıyorsa altılı masa zerre umurumda değil. Birazdan size bir ay önceki bir yayından bir bölüm izleteceğim. Hatta şimdi izletebilir miyim? Bakayım bir saniye. Bak şimdi. Kendime telif atmam inşallah. Birinci saat 13. dakikaya gidelim. Yayının artık sonu gibi yani. O böyle zor bulacağım. Birinci saat 13. dakika. Yayının sonu. Ekonomi ve hukukla ilgili madde hazırlanırken bu alanda uzman yetkileri danışılmış hazırlanmış yoksa kendi fikirleri var. Abi bilmiyorum. İnan sahneye çıkardıkları isimler vardı ama FETÖ yazalım. Mesela Şimdi bu neydi? Hatırlatayım size. Bu ortak mutabakat metni. Peki kardeşim bu ortak mutabakat metnini hazırlarken sizde kafa yok muydu? Akıl yok muydu? He? Bu ortak mutabakat metnini hazırlarken, altına imza atarken ne imza attığınızı bilmiyor muydunuz? 12 toplantı yaptınız ulan. 12 kez toplandınız. 12 kez toplandığınızda biz niye toplanıyoruz diye hiç düşünmediniz mi? Ha? Soru basit. 12 kez kısır altın günü yaptınız. 12 toplantı. Bir yıldır milletle alay ediyorsunuz ya. Bu yaptığınız tiyatroya ben başından beri diyorum ki tiyatro abi. Aga Umut'cum AKP'yi niye eleştirmiyorum? Çünkü benim AKP ile ilgili meselem şu an zaten ona oy vermeyeceğim için sandıkta AKP ile bir işim yok. Anlatabildim mi? Ben AKP'yi niye eleştireyim? Zaten 20 yıldır AKP belli bir yere gelmiş. Şu an ben niye eleştiriyorum? Sana onu söyleyeyim. Anla ki devam edelim tatlış tatlış. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha olmasını istemiyorum AK Parti'nin de. Onun karşısına çıkacak bir tek bir atımlık barutum var. Bir şansım. Ve onu da Kemal Kılıçdaroğlu gibi birine ziyan etmesini istemiyorum. Ama Meral Akşener'e de şöyle mantıksız bulduğum için kızıyorum. Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım. Ben başbakan olacağım. Ben, ya tamam sen başbakan olacağım derken Kemal Kılıçdaroğlu'nda ne olmasını bekliyordun? Kemal Kılıçdaroğlu gibi kaybetse bile bir türlü gitmeyen, istifa etmeyen, koltuk yapışkanı bir insan. O da kendine cumhurbaşkanlığı düşünüyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'na ya ben başbakan olacağım, Ekrem de cumhurbaşkanı olsun, sen de bir hiç ol diyebilir misin? Bu kadar yapışkan bir insana. Ne oldu şimdi? Aldın başbakanlığı. Şimdi bir yıldır 12 tane toplantı yapmışsınız alay eder gibi. 12 toplantı hiçbirinizin aklına ulan önce adayı kesinleştirelim sonra oynarız ne oynayacaksak demediniz mi? Bana çıkarmış ortak mutabakat metni gösteriyor. Bak o konuda ne demiştim? Fethullah Gülen'le yan yana duran, Fethullah Gülen sayesinde bir yerlere gelen, Fethullah Gülen sayesinde cebini dolduran, Fethullah Gülen sayesinde bu ülkeye ihanet edebilen, Fethullah Gülen seviyorum aşığım bu baby diyen insanlarla ilgili ne yapacaksınız? Yani mutabakat metni güzel, eyvallah. Yazı olarak güzel, sıkıntılar şu. Bak şimdi bundan bir ay önce ne demişim? Dinle. Bunlar, böyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Var. Güzel bir metin mi? Harika bir metin. Bir, herkese duyurulması lazım seçim vaadi olarak. İki, adayı da görmek istiyorum. Aday da bu metne imza atmalı. Çünkü en sonunda 6 tane imza var. Bu arada Ali Babacan'ın imzası bana biraz iyi. Şimdi, başla Ali Babacan'ın imzası. 6 imza ne oldu abi? He? 6 imza ne oldu? Yani böyle çocuk gibi toplanıp biz bir şeyler duyuracağız. Toplantılar harika. Kendi aranızda başkanı bile seçmemişsiniz ki. Ve 12 ay, 1 yıldır bu insanların kendini ifade edeceği gerçek bir aday çıkmasını engellediniz bu tiyatroyla. Ya ülkenin düştüğü hale bak ki Kemal Kılıçdaroğlu, işte Meral Hanım, diğerleri işte Ali Babacan falan filan bunların bu 6 kişiye kaldık. Ulan 80 milyon nüfus var ya.
Yani biz gerçekten şu an 75 yaşında birinden medet mi umuyoruz? Muhtemelen 79-80 yaşına gelecek Allah ömür verirse. Arkadaş, bu ülkenin sorunu yaşlı siyasetçilerdir. Çünkü bunların düsturu 80'lerdir, 90'lardır. Yani 80'lerde ticari ahlakını, siyasi ahlakını almış, yerleştirmiş bir insan 2023, 2053, 2075, 1077 vizyonunu nasıl koyacak 2071 vizyonunu? Ki bunlara niye vizyon koyuyoruz onu da bilmiyorum. Arkadaş yeter bir gidin ya, hepiniz gidin ya. Ulan şu ülkede 50-55 yaşında birisi, yani 65 yaşında emekliliği konuşuyoruz. Yeter birileri gitsin arkadaş, vallahi gitsin. Yemin ederim bu artık fazla ya. Ben 75 yaşında olsam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, size soruyorum bak, samimi söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CV'siyle holdinginiz olsa, gelse dese ki ulan bu holdingi ben yöneteceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na gel, bu şirket senin emrindedir der misin? Bak ülkeyi geçtim. Ülkeyi geçtim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CV'sine bir bakın. Tecrübesine demiyorum. Çünkü herhangi bir şekilde yönetici tecrübesi yok. Ya birazcık artık 50 yaşında birilerini görelim. Birazcık liyakati olan birilerini görelim. Birazcık siyasetten anlayan birilerini görelim. Lütfen ya. Bir de bir ricam var. Yayını izliyorsan, boş yapıyorsun bilmem ne diyorsan, git abi A Haber izle. Git işte kendi zekana, IQ'na uygun bir şeyler izle. Şeyi izle. Böyle bazen Digitürk'te falan filan kanalları geçerken boş kanallar oluyor. Şömineler. İşte senin baban da deden de ancak o şömineyi izleyebiliyordu. Yani onun işte sobadaki çıtırtı versiyonu. Git onu izle. Çünkü senin o gerizekalı IQ'unla bu iş olmuyor. Herhangi birine hakaret etmiyor. Bütün sığırlara söylüyorum. Bir başka olay. Bizim önümüzde şu anda bir Ekrem İmamoğlu olayı vardı. 2 ay önce. Tamam mı? Abi beni dinlemeyen AKP'li olmuyor Sezer. Ne alakası var abi? Yani takılmak istemiyorum sohbette. Beni dinlemeyen... Ben baştan yayının başını izle anlarsın Sezer. Boş ver ya. Ben şu an söyleyeyim bak, hiçbir partiyle ne alakam var, ne umurumdalar. Ben sadece tek bir şey için bu yayını açtım. Allah rızası için. 2 ay sonra bir seçim var. O seçimde benim istediğim aday, yani senin, benim, ötekinin istediği aday Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıksın. Ortak bir tane aday. Çıkmazsa da 10 aday çıksın. Ama o zaman da zararı olur. Ekrem İmamoğlu olayında Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun elini tutarken, Ekrem İmamoğlu Türk İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak belediye başkanı tüm Türkiye'yi gezerken tiyatronun konu neydi? Sonra ne oldu da dün Ekrem İmamoğlu birden el frenini çekip ben asla düşünmüyorum, başkanımız sadece olabilir dedi. Neden onlar? Mesela İyi Parti neden öne Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu sürüyor? Ha Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğerlerinin arkasına saklanması önceki 2 seçimde, ha Meral Akşener'in Mansur Yavaş'la şeyi öne sürmesi. Ekrem İmamoğlu. Meral Akşener o zaman desin ki ben kendim adayım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsun. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam şu matematiğe karşıyım aga. Meral Hanım diyecek ki ben başbakan olacağım. Ekrem de şey olsun, Cumhurbaşkanı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu diyecek ki ben, sen de danışman olursun. Olur mu baba böyle? Şu matematikle olabilir mi sence? Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır, CHP'nin içerisinde çok kişiden dinledim. Yıllardır kim ki kendisine şey çıkacaksa rakip, öyle güzel ayağını kaydırıyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle şeyde gözüktüğü gibi böyle mutfakta oturup videolar çekiyor ya, ben masumum, ben tok tatlıcım, ben... Değil abi, Kemal Kılıçdaroğlu öyle bebiş bir insan değil. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin içerisinde çok sert yöneten bir insan. Nasıl ki Recep Tayyip Erdoğan AKP'nin içini çatır çatır yönetiyorsa, kendilerine rakip çıkma ihtimali bile yoksa, Kılıçdaroğlu'nun da yok. Siz sanıyor musunuz Kılıçdaroğlu bir Noel Baba gibi pomuş pompuş geziyor? Bugün ben daha önce de söyledim bunu. Ben hükümette olsam bir no'lu isteyeceğim, bir no'lu isteyeceğim kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur arkadaş. Bu kadar mükemmel, kendini batıran, kendini sabote eden bir şey görmedim ki ben seçimleri. Ekrem İmamoğlu'nu 3 yıl önceden tanıyan var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı olmadan. Tek başarısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı nasıl oldu?
Ben size söyleyeyim mi? Anti AKP oylarıyla. Aynen bu seçimde de her kim aday olacaksa kazanacağı gibi. Anti AKP. Bir kısım diyor ki ulan 20 senedir aynı hükümet var. Erdoğan olmasın ne olursa olsun oylarım ona gitsin. Basit. İmamoğlu'nun bir destanı yok. İmamoğlu'nun mega başarıları yok. İş geliyor o zaman Mansur Yavaş'a. Şimdi gelin Mansur Yavaş'a. Ben bir ay önce tatlı bir sistem ediyordum. Artık kusura bakmayın tatlı bir sistem etmiyorum. Mansur Yavaş'ın bu kadar ya tamam bir şey yok ki. Altın masa isterse belki. Mansur Yavaş'ın bu kadar kulakları tıkaması artık yeter ya. Vallahi yeter. Bıktırdı yani. Vallahi bıktırdı. Neden biliyor musunuz? Çünkü halk senden bir şey istiyor. Ümit Özdağ'ın grubu istiyordur. İşte sokaktaki adam istiyordur. Mansur Yavaş'ı birileri istiyor mu? İstiyor. Bu arada ben de isterim. Bilsem ki gelecek ve elini taşın altına koyacak. Arkadaş bir ay önce tamam okey. Hani gülüyorduk, eğleniyorduk yumuşacık olmasında. Ama artık yeter ya. Şu mantıkla düşünelim. Mansur Yavaş hükümet olmadı. Aday olmadı. Ve AKP kazandı. Bugün Ankara'da Mansur Yavaş'ı nasıl ki AKP'li belediye meclisi yavaşlatıyorsa yarın da yavaşlatacak. Yani sen Cumhurbaşkanı adayı olma okey tamam Ankara'da huzurlu bir şekilde devam et yaşa. O zaman sen yarın ertesi Ankara'ya hizmet edemeyeceksin ki. Mazot, motorin bilmem ne falan fahiş zamlandığı zaman sen zaten Ankara'da ABB midir nedir artık EGO'da şurada burada zam yapmak zorunda kalacaksın. Arkadaş herkes kenara çekiliyor. Bazıları aşırı istiyor, bazıları kenara çekiliyor. Kim Cumhurbaşkanı olsun? Emrullah mı olsun? Ercan mı olsun? Kim olsun abi ya? Nasıl korkutuluyorsa hepsi diyor ki olsun. Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Burada bir ikiyüzlük var abi. Kusura bakmayın. Şöyle bir ikiyüzlük var. 20 yıldır Erdoğan gitmiyor ya bir türlü. Recep Tayyip Erdoğan 20 yıldır seçimle başımızda. Abi 20 yıldır bunun karşısında, hadi 10 yıldır, 10 yıldır bunun karşısında olup bir türlü kazanamayan, 20 yıldır kaldığı için git diyoruz ya Erdoğan'a, ben diyorum en azından. Ulan 10 yıldır koltuğuna yapışmış bir adama da git demek istiyorum, o da kazanmasın. Gitsin arkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar istemiyor. Yani eğer Kemal Kılıçdaroğlu gençliğin önüne çıkarsa, Babala'daki gibi mesela, ve çoğunluk kal derse, başkan aday ol başımıza geç bizi sen kurtar. Tamam oğlum ben demek ki yanlış düşünüyorum. Tamam mı? Çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Kaçırdım. Aileyi, anneyi, bacıyı, teyzeyi karıştırmayın. İçinizden geçerim yayından sonra bulup. Bilmem ne evlatlığı yapmayın. Haddinizi bilin. Ya özür dilerim bu yayını şöyle düzeltmek lazım. Çünkü trolleyen yavşaklar var. Onursuz evlatları var. O yüzden ben yayını bozmak istemiyorum. Bir grup bilmem neden kurtulalım ki. Bu ülkenin asıl sorunu ne biliyor musun? Onursuz, şerefsiz, ok troller, bok troller, sok troller. Onlar. Şimdi bak nasıl kurtulacağız çocuklarından. Özür dilerim kurunun yanında da yaş da yandığı için. Ama böyle tertemiz yaparız yayını. Kusura bakmayın. Katıla geçtik abi. Yayını katıla çektim emin olun. Yeter abi kusura bakmayın. Yani adam orada işte bu sığırlar oy verdiği için bu ülke rastgele bir yere gidiyor. Herhangi bir partinin özellikle kitlesi direkt cahil değil abi. AK Parti'nin de içinde cahiller var. CHP'nin de içinde. Hepsinin içinde. Buraya gelmiş akvaryumdaki balıktan daha düşük IQ'su olan yavşak fikrini yazmaya çalışıyor. Yani diliyle mi yazıyor, götüyle mi yazıyor bilmiyorum ama yayına devam edelim. Böylece bir grup sığır, özür dilerim. Yayını sağlıklı bir şekilde izleyen kişilerden de özür dilerim. Aslında fikrini yazmak isteyen. Özür dilerim sizi engellediğim için. Ama böyle devam edeceğiz. Tamam. Doğu ve Ayhan teşekkür ederim. Yok abi Babala'ya çıkmalı. Kusura bakmayın. Babala'ya bence çıkmalı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamadan önce çıkar Babala'nın sahnesine. Gençlikte yüzleşir 500 tane gençle. Ondan sonra istiyorsa Cumhurbaşkanlığı direkt olsun. Seçim bile yapmasınlar. Şimdi size bir soru soracağım. Altılı masanın bize ne faydası var? Basit bir soruyla soruyorum.
Altılı masada Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu kenara çekin. Geri kalan 4 tanesinden hangisi 1 milyon oy alır? Hangisi? Bunlar neyin kurtarıcısı ki? Altılı masada sen bunlara başkan olursam Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yanlış olduğunu anlatıyorum size. Bu kadar hastalıklı yanlış bir zihniyet aday olmamalı. Siyasi anlamda diyorum. Kişiye hakaret etmiyorum, söylüyorum. 4 tane şeyi adayı, aday adayını peşine takmışsın. Bir tanesi bile 1 milyon oy alma potansiyeli yok. Ya bunlar çok önemli. Bunlara ben bir başkan seçileyim. Eskiden 6'ya bölünüyordu, şimdi 5'e bölünecek. 1 milyon oy bile alamayacak kişilere ben niye ülkenin 5'te 1'ini, 5'te 1'ini, 5'te 1'ini dağıtıyorum? Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse hakkı sadece 5'te 1 bak. Geri kalan 5'te 4 zerre oy vermek istemediğim insanlar. İki tanesi zaten eski AKP. Onlar taraf değiştirirse yarın ertesi gün ne olacak? Kusura bakmayın, bu ülkede biz seçimden sonra taraf değiştiren çok insan gördük. Şimdi örnek verdirtmeyin. Başıma iş açmak istemiyorum. Öbürüne şerefsiz, sana hesap sormazsam öyleyim böyleyim deyip sonra öbür tarafa geçen çok insan gördük. Ben vatandaşım aga, hiçbir partiye çalışmıyorum. Hepsinin de yetersizliği aşikardır. Sorun bizim bunların arasından seçim yapmak zorunda kalmamız komik. Meral Hanım mı olsun, Kılıçdaroğlu mu? Niye? İşte öyle. Bunlar var sadece menüde. Ya açık büfeye gidiyorsun ve sana sadece simit mi poğaça mı diyorlar. Ulan açık büfe değil mi bu ülke? 80 milyonun, ya 80 milyonun içindeki en ülkeyi yönetmeye layık zeki, onurlu, şerefli, dürüst, mükemmel insanlar bu mu lan? Bak kaç kişi var karşımızda? Unuttuklarım için özür dilerim. Muharrem İnce, işte Altılı Masa, Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan, ne bileyim abi, diğerlerini de yazarsınız. Unuttuklarımdan özür dilerim. Hadi de ki 15 kişi olsun. Ben unutayım, 15 kişi olsun. 15 kişi mi? Yani şu 80 milyon çıkarabildiği en iyi 15 kişi bunlar mı abi? Abi bir şey yanlış ya. Vallahi yanlış ya. Bu olay şöyle olacaktı. Altılı Masa denilen tiyatro, bizi böyle sonuna getirip satan komplesi tiyatro, bundan 3 ay önce, 5 ay önce okey diyecekti. Adayımız budur. Tamam mı? Ve o aday, her kimse, tek ortak aday Türkiye'yi gezecekti. Ekrem İmamoğlu gezeceğine, ulan o dönem dedim ki herhalde Ekrem İmamoğlu'nu başa geçirecekler. Gezsin. Giresun'a gitsin, Rize'ye gitsin, Gümüşhane'ye gitsin, Bursa'ya gitsin. Niye gidiyor bilmiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi güya kendini aklıyor. Lan bu iş adaletle yapılıyor. Adalet ne dersin? Zaten masum olan insan kurtuluyor. Neden ortak bir aday bulmadılar da o ortak aday deprem bölgelerini gezip insanların bir ya omuzuna koyup yanındayım kardeşim deyip bir çadır kurmadı? En güzel bu dönemdi lan. Bir tane aday ya. Bir tane aday ya. 12 kere ne konuştunuz ulan o odaya girip? 12 kere girdiniz o odaya ya. Biz de hıyar gibi. Ekşi Sözlük'te 1000 tane başlık var. Şu an giremediğiniz Ekşi Sözlük var ya. 1000 tane başlık var. Aday açıklanıyor. Yarın açıklanıyor. Ertesi gün açıklanıyor. Nisan açıklanıyor. Bilmem ne açıklanıyor. Kasım açıklanıyor. Bok açıklanıyor. Özür dilerim küfür ettiğim için. Ama artık bu kadarı fazla ya. Kısır yiyip dağılıyorlar. En son masaya yemek konulmamış. Dikkat edin. Çünkü orada adayı konuştular. Her altılı masa toplandığında ortada sigara, böreği, kısır, açma, poğaça. Son toplantıda masada yemek yok. Çünkü gerçekten adayı konuşacaklar ya. Aday hangimiz olalım? Meral Hanım dedi ki ben başbakan olurum. Kemal Bey dedi ki zaten herkes okey, ben de cumhurbaşkanı olayım. Meral Hanım nedense dedi ki hayır sen olma. Bu arada ben de olmasını istemiyorum. He, o zaman sen de başbakan olma dedi. Bütün siyasilerin, bütün yorum yapanların ağzında şu var. Bir hafta bekleyin. Bir hafta sonra ne olacak çok merak ediyorum. Ya birileri başkalarıyla aynı masaya oturursa? Yani bir şeylerde bir sorun var da biz yani yine salakmışız gibi devam edelim. Şimdi size bir sorun var. Biz siyasetçileri niye git diyemiyoruz? Yani neden takım tutuyoruz? Harika, o bizi yönetsin. Peki o ne yaptı? İşte öyle CHP'nin başında yönetsin. Recep Bey, Recep Tayyip Erdoğan bizi yönetsin. Tamam hadi o seçimle geldi. Diyecektin ki CHP'de kurulda seçiyor. Abi CHP'nin içinde de aynı şekilde sıkıntı var.
Bir başka soru. Herhangi bir siyasetçinin çizgisini biliyor musunuz? Soruyorum bak, dürüstçe soruyorum. Herhangi bir siyasetçinin çizgisi nedir? Seneye vazgeçer ve şunu demeyeceğiniz bir siyasetçi var mı? Yani bugün söylediğin yarın tersini söyler. Şu çizginin arkasında durur. Bu adamın kesinlikle, bu hanımefendinin, ya da özür dilerim, adam erkek diye ayırmayalım, adam demeyelim. Bu siyasetçinin çizgisi budur ve kesinlikle bu dediğinin arkasında 10 yıl böyle gider. Hiç dönmez, hiç kıvırmaz. Var mı abi, söyleyin, ben okuyayım yani. Ben bilmediğim için soruyorum, kimseye itham etmiyorum. Her dediğini yapan, hiç kimseyi ortada bırakmayan bir tane siyasetçi var mı? İcraatını gördüğünüz, vaadini değil bak, sırf vaat değil. Abi ben bu ülkede artık birilerinin doğru düzgün plan yapmasını istiyorum. Birilerinin karşıma bir kadroyla çıkmasını istiyorum. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı seçtirtmedi. Beni Cumhurbaşkanı seçeceksiniz demedi. Atatürk diktatör değildi. Atatürk ne yaptı biliyor musunuz? Bu arada kimseye itham etmiyorum diktatörlükle. Atatürk ne yaptı biliyor musunuz? Buyurun dedi, siz kurun kadronuzu. Bakanlar kadronuzu kurun. Ne istiyorsanız yapın. Ben yokum dedi. Kurabiliyorsanız kurun. Bu iş kadroyla olur. Bir tane seçtiğiniz isim düşünün. Herhangi birisi. Herhangi bir isim düşünün. Bunun hazine bakanı kim olacak? Yani damadı olabilir mesela. Böyle bir şey görebiliriz. Pardon, bunu gördük, özür dilerim. Hazine bakanı kim olacak? Eğitim bakanı kim olacak? Milli Eğitim Bakanı. Sağlık bakanı kim olacak? İçişleri bakanı kim olacak? Hiçbiri size böyle bir kadro gösteriyor mu? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu şurada seçime girecek. Aylarca bir sürü kişi saf gibi uyudu. Ben diyorum ki ya arkadaş bak, bunları göstermiyor diyorum. Açıklarsa çalınır. Lan neyi çalacaklar, manyak mısın? Kemal Kılıçdaroğlu seçimden bir yıl önce satan 5 dakika önce de satar. Seçildikten sonra satar bir de. Kemal Kılıçdaroğlu hazine bakanı olacak, adalet bakanı olacak, efendime söyleyeyim sanayi bakanı olacak, ekonomi bakanı olacak adayı kim? Biz niye Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veriyoruz? Yani vereceksek. Söylüyorum ya, kim abi, kim? Yani bu ülkeyi o zaman Kemal Kılıçdaroğlu da Recep Tayyip Erdoğan'la aynı mantık gidelim. Recep Tayyip Erdoğan diyor ya, ekonomistim ben, hadi bakalım. Hadi bakalım, ben biliyorum en iyisini. Kemal Kılıçdaroğlu neyi biliyor? Soruyorum. Yavaş yavaş ısınalım. Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacak. Bu ne biliyor musun? 9 ay öncesi. 9 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'in bu masadan kalkacağını biliyordu. Meral Akşener de biliyordu, o da biliyordu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu 9 ay önce zaten HDP'ye çık 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 çık, bebeğim buradayım. Şşş, yaparız bir şeylere. Çık 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 çık. Selektörünü çapmıştı. 9 ay önce. 9 ay önce. Efendi, sen altılı masanın içindeysen, altılı masadaki tek sol partiysen, HDP'den nasıl oy bekliyorsun? Neyin selektörünü yapıyorsun? 9 ay önce bak. Tiyatro o kadar basit ki, yani çok böyle başarılı bir oyun sergilediklerini düşünüyorlar ama geç. Bir başka Kılıçdaroğlu size. Sonra niye Kılıçdaroğlu aday olmasın? Bu ülkeyi barıştıracağım. Hepimiz helalleşeceğiz. Niye helalleşeceğiz lan? Bu konuyu bir dinlemek istiyorum. Lan diye kendime diyorum. Hiçbir siyasi ismi asla hakaret etmiyorum bu yayında. Öyle anlaşılanların hepsini de geri çekerim. Özür dilerim. Niye helalleşeceğiz? Çünkü ben kimseyle helalleşmek istemiyorum. Bugünlerde moda oldu ha. Gerçi bu 4-5 ay önceydi de. Helalleşelim. Helalleş. Helalleş. Ben öyle ne bileyim Şişecam Paşa Bahçe gibi bir züccaciye işleteceğim. İçeriye birisi girecek. Vav diye biraz buradaki camları kıracak. Vav diye biraz da buradaki camları kıracak. Bütün tezgahları yıkacak. Sonra diyeceğim ki helalleşelim ya, ne olacak ki? Nasıl ya? Neyi helalleşiyoruz? Kimle helalleşiyoruz? AK Parti ile helalleşiyorsak ben helalleşmem. HDP ile helalleşiyorsak ben helalleşmem. Kimle helalleşiyoruz? Veresiye defterim acı, bu üstünü yırtıyorsun. Sen bir de kimin neyini helalleşiyorsun? Benim hakkımı Kılıçdaroğlu nasıl helalleşebilir? Kılıçdaroğlu demek ki Cumhurbaşkanı olduğu zaman
Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı beraber bir yürek duracağız. Tamam dur, helalleşmeyi arayı niye ittiriyorsun? Sonra memurları tehdit ediyordu hatırlarsanız. Kılıçdaroğlu'nun bir başka süper dahice fikri. İşsizliği bitirmek için. Her muhtara bir yardımcı. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu'nu niye istemiyorsun? Saçma sapan. Bütün vaatleri saçma sapan. ÖTV'yi kaldıracağım. Abi kaldırmayacaksın. Gençlere kaldırırım. Kaldırmayacaksın Kılıçdaroğlu. Kaldıramazsın. Herkes genç olur. Zamanda gerçekten engelli olanlara yapılan haksızlığı anlatayım mı size? Engelli olanlara arabalar belli bir indirimle veriliyordu vergi üstünden. O kadar çok suistimal edildi ki sonunda engelliler de cezalandırıldı. Sen bugün gençlere ÖTV'yi kaldırıyorum dersen her evde 10 tane genç çıkar. Yapmayın abi böyle yani muhtara bir tane yardımcı. Muhtara niye yardımcı? Biz niye ödüyoruz? Benim paramı neyi saçıyorsun ya? Yani Cumhurbaşkanı adayıyım neye göre adaysın? Ayrımcılık yapmayacağım ülkeyi birleştireceğim diyor. İktidar olduğumuzda okula giden her Roman çocuğuna burs vereceğiz. Peki Romanlara veriyorsun. Başka bir grup da çıkar derse ki bize niye burs vermiyorsun? Şimdi tek tek saymayayım. O zaman ne olacak? Elazığ'a gitti. Elazığ'a verdiği vaadi söyleyeyim mi size? Elazığ'da dedi ki bak memleketim. Kılıçdaroğlu Elazığ bakan vaadi. Yani böyle saçma sapan vaatler olamaz ya. Çiftçilere de bedava elektrik veriyordu doğru. Sezer'i hatırlattım. Elazığ'a gitti dedi ki Elazığ'dan birini bakan yapacağım. Efendim? Nasıl ya? Elazığ'da birisi bakan olmak için uygun değilse ne yapacağız? Bak ben Elazığlıyım. Elazığ'dan bir de ne bakanı o da önemli tabii. Yani yeni bir bakanlık çıkartırsın. Ne bileyim işte pet şişedeki suyun kalitesini takip etme bakanlığı mı çıkaracaksın? Peki Malatyalı demez mi? Ulan ben niye bakan olmuyorum? Onun dışında bir miktar daha il var ya hani o 80 tane ile ne diyeceksin? Bizden de bakan çıkar. 80 tane bakanlığım yok ama hallederiz be kanka. Muhtarların yanına veririz en kötü ihtimal. Helalleşme bakanlığı olabilir. Mantıklı. İşe yarayabilir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle aday olmalı. Yeni bir incisi geliyor. Kahvede bir vatandaş anlatıyor. Ben diyor suçluyum diyor. Kaçak sigara satıyorum diyor. Onunla çoluk çocuğumu geçindiriyorum diyor. Beni hapse atıyorlar. Çıkıyorum. Yeniden kaçak sigara satıyorum. Başka yapacak işim yok diyor. Dedim ki evine götürdüğün her lokma helaldir ve senin alın terinin hakkıdır diyor. Hiç korkma. Kaçak sigara satmaya devam et kardeşim. Sadece 30 saniyede Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söylediği şey bir tek bana saçma geliyor olamaz değil mi? Kaçak sigara satıyor. Evine de para götürüyor. Üzüldüm tamam mı? Kaçak sigara sattığı için çok üzüldüm. Dedim ki kaçaksa kaçak. Sat sen ne olur sat. Ben arkandayım. Ülkenin potansiyel cumhurbaşkanı söylüyor bunu he. Sigara kaçakçısına diyor ki sat diyor arkandayım helal olsun sana. Bak kimle helalleşeceğini anladın mı Kılıçdaroğlu'nun? Orada sigara kaçakçısı bunu yapınca içki kaçakçısı derse ki ben de evime mama götürüyorum. Sat abi sen de içki sat. Ben çalıntı araba satıyorum ama mama götürüyorum evime. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kaçaksa kaçak. Peki öbür tarafta hakkın yediği. Sahte içki satmayan, sahte sigara satmayan firma ne olacak? O evine ekmek götüremiyor. Biz daha böyle başlarsak çok özür dilerim ama sıçarız. Ya ülkeyi toplayamayız. Vallahi toplayamayız. Torbacıların da çoluk çocuğu var diyor. Doğru. Hiç korkma. Evine mama götürüyorsun ve helal o tamam mı? Arkandayım ben senin. Hadi bakalım. Efendim? Olabilir mi böyle bir şey ya? Peki 75 yaşında Cumhurbaşkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı. Bu da 5 ay öncenin videosu. Polis gitti. Sigara kaçakçıların deposunu bastı. Değil mi? Bak çok basit bir şey soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu şimdiden helalleşti mi sigara kaçakçısıydı? Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümet olduğu sistemde polis gitti depoyu bastı. Depodaki adam demez mi? Bir saniye kardeşim. Kelepçeleri bir çıkartıver şekerim. Şekerim biraz yanlış oldu. Güzel memur bey.
Bu videoyu bir izleyelim. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı bana vaat etmiş. Helal. Ben sigaraları satmaya devam edeceğim. Müsait bir çıkarsanız işimize bakalım. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanı var diyecek. Ya ben çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlıklı olabileceğini sanmıyorum. Yani galiba biraz biraz sıkıntısı var gibi gözüküyor. Yaralardan birisi de başörtüsü mevzusu. 20 sene sonra AK Parti döneminde Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle dediler herhalde. Muratçığım, ne alakaya, vallahi bence abartıyorsunuz. Abartıyor muyum, bak bakayım. Ben şunu söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan olmayacaksa, yani olursa zaten seçimle kazanır gider. Olmayacaksa, yerine Kılıçdaroğlu adayımızsa, yani ben belki Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşüneceğim. Belki çıkacak babalaya, beni ikna edecek. Ben Kılıçdaroğlu'nun 75 yaşında ve çok sağlıklı vaatlerde bulunduğunu düşünmüyorum diyorum. Abartıyorsan buyur. Bunu da mı abartıyorum? Yani şunu söyle Murat. Az önce Kılıçdaroğlu'nun ağzından sigara kaçakçısına sat kardeşim arkandayım dedi mi demedi mi? Abartıyorsam sen söyle. Diyor bak, ne alaka ya, işte bu zihniyetle oy verme, kurban oldum Murat, ne olur oy verme. Aman canım. Ne alaka hocam? Olsun, sigara kaçakçısının da arkasında olsun. Abartıyorsunuz. Çiftçiye bedava elektrik. Türkiye'de her hükümet bunu vaat etti. Her hükümet. Her hükümet. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istemiyorum. Çünkü kendisinin bir, eksik eğitimli, iki, yaşlı ve üçüncüsü de hayalimdeki cumhurbaşkanı olmadığına inanıyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diye çıldıranlara soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi özelliği? Hangi başarılı özelliği? Hangi başarılı özelliği? Kemal Kılıçdaroğlu sizi U-Baby yaptırtıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle olmalı. Çünkü ve çünkü, evet çünkü ne?